Ehli sünnete müşrik diyen sapkınlar. İbn-i Sörkis Hazretleri Hanefi mezhebi alimlerinden ve evliyanın büyüklerindendir. 1222, miladi 1807. Senesinde Bağdat'ta doğdu. 1299, miladi 1882. Senesinde aynı yerde vefat etti. İlim öğrenmek için, Şam, Musul ve başka yerlere gitti. Bağdat'ta, zamanın en büyük evliyası olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine talebe oldu. Evliyalık yolunda çok yüksek derecelere kavuştu. Kıymetli eserler telif etti. Mainhatül Vehbiye, kitabından bazı kısımlar. Ehli sünnet itikadından ve hak mezheplerden ayrılarak sapkın bir yol tutanlar, gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bu sapkınlar, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine müşrik diyorlar. Bu mübarek ümmeti öldürmeli, mallarını almalı diyorlar. Bunlar böylece, felakete sürükleniyorlar. Allahü Teala'nın yardımı ile bu sapkınları, şu küçük kitabımla reddetmeye, yazılarının, sözlerinin ve itikadlarının bozukluğunu ispat etmeye kalkıştım. Bunu okuyarak, belki yanıldıklarını anlar, hidayete kavuşurlar. Böylece, büyük bir hizmet etmiş olurum. Bu sapkınlar, peygamberleri ve salih kullardan evliyayı vasıta yaparak, onları şefaatçi kılarak, Allahü Teala'dan dilekte bulunmaya ve Allahü Teala'nın keramet olarak onlara verdiği kuvvet ile sıkıntıdan kurtarmalarını istemeye ve Allahü Teala'nın bir dileğe kavuşturması veya bir sıkıntıdan kurtarması için, mezarlarına gidip, onlardan şefaat istemeye inanmıyorlar. Onlara göre, insan ölüp toprak olunca, işitmez, görmez. Kabir hayatı diye bir şey yoktur derler. Dünyada bir şeye kavuşmak için, diriler sebep yapıldığı gibi, ölülerin de, bir şeye kavuşmak için sebep yapılmasına bir türlü inanmazlar. Bunlar eğer, ölülerin kabir hayatı denilen bir hayat ile diri olduklarına, bu hayatlarından dolayı bildiklerine, işittiklerine, gördüklerine, kendilerini ziyaret edenleri tanıdıklarına, selam verenlere karşılık selam verdiklerine, birbirlerini ziyaret ettiklerine, kabirde nimet veya azap içinde olduklarına, nimet ile azabın ruh ile bedene birlikte olduğuna, tanıdıkları dirilerin yaptıkları işlerin kendilerine bildirildiğine, iyi işler öğrenince, Allahü Teala'ya hamd edip, birbirlerine müjde verdiklerine ve işi yapana dua ettiklerine, kötü işleri öğrenince, bunları yapanlara dua ederek. Ya Rabbi! Bunlara iyi işler yapmak nasip et. Bize yaptığın gibi, onlara da hidayet nasip eyle, dediklerine inansalardı, böyle inkar etmezlerdi. Çünkü ölmek, bir evden başka bir eve göç etmektir. 22 Ağustos 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.